Değerli Müslümanlar, insanın hayatını onurlu bir şekilde sürdürebilmesi öncelikle din, can, mal, akıl ve namus güvenliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Bunlar aynı zamanda insanın temel haklarıdır ve dokunulmazdır. Doğuştan gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde "Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da araba üstünlüğü olmadığı gibi beyazın siyaha, siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır." Sözleriyle insanların haklar konusunda eşitliğini ifade etmiştir. Temel haklar insanı insan yapar, hayatımıza ayrı bir anlam katan değerler bütünüdür. Bu yüzden insanlık alemi tarih boyunca bu değerleri muhafaza etmek için gözlerini kırpmadan canlarını dahi feda edebilmiş nice kahramanlarla doludur. Onurlu bir hayat için insanlık hakikaten ağır bedeller ödemiştir. Ödemeye de devam etmektedir. O halde değerli cemaat, yüce dinimizin değerli mensupları, Kur'an'a ve sevgili Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a gönül vermiş kimseler olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin insan haklarına saygı gösterelim. Kime ait olursa olsun ihlal ettiğimiz her haktan Allah katında mutlaka hesaba çekileceğimizi unutmayalım. Allah'ın peygamberi kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir hak varsa altın ve gümüşün geçmediği hesap günü gelmeden helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı haksızlık ölçüsünde iyi amellerinde kalınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden kimseye yüklenip uyumaktadır. Hal ve hareketlerimizi bu doğrultuda yeniden gözden geçirelim. İnsan haklarına saygı göstermenin dini bir görev olduğunun bilincinde olayım. Hutbemi konuyla ilgili bir ayet mealiyle bitiriyorum. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Muhterem Müslümanlar, namaz çıkışında Edincik'teki Hisar Camii için yardım toplanacaktır. Cenab-ı Allah yardımlarınızı ahsen-i makbul ve kabul eylesin.